Efendim ben aslında genel bir değerlendirmeyle başlamanızı arzu ederim. Dün Ankara'da çok büyük bir miting vardı. 450 bin kişinin orada olduğunu kütüden açıkladınız. Bugün İstanbul'da Yenikapı'da aslında galiba bir rekor daha kırıldı. 1 milyon 600 bin insan vardı. Efendim meydanların dili ne diyor bir hafta kala bizle paylaşabilir misiniz? Evet, öncelikle gerek TGRT'ye gerek Beyaz TV'ye bu ortak yayın sebebiyle çok çok teşekkür ediyorum. Artık son haftaya girmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta bugün sandıklarda olacağız. Tabii şu anda 50'ye yakın vilayete gittim. İlçeleri söylemiyorum. İlçelerle beraber olduğu zaman bu 70'i buluyor. Yarın yine iki vilayete gideceğim. Muş ve Ağrı illerini dolaşacağım. Ondan sonra da Eskişehir'de milli maçı oradan geçip onu takip etmeyi düşünüyorum. Böyle bir programın son dönem işte milletimiz, ülkemiz tabii bu arada şüphesiz ki partimiz için hayırlara vesile olmasını, Cumhur İttifakı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerçekten meydanlar bambaşka. Meydanların dili çok çok farklı. Gittiğim yerlerdeki heyecan, coşku gayet güzel. Nitekim bunun da en büyük göstergesi bugün tabii İstanbul. İstanbul biliyorsunuz 81 vilayetimizin temsilcilerinin olduğu bir il. Ve ben de tabii doğma büyüme İstanbullu olmamın hasebiyle 4,5 yıl burada belediye başkanlığı yapmış olmam hasebiyle bir yerel seçim de olması sebebiyle İstanbul'da ne nedir bunu biraz bilirim. Ve bu konuda da şu andaki gidişi hamdolsun kokluyorum. Ve bugün bütünüyle dikkat ederseniz yerel yönetime yönelik açıklamalarım oldu. Tabii bu açıklamalar aynı zamanda belediye başkan adayımız Binali Yıldırım Bey'in de dokunacağı, bugüne kadar dokunduğu ve açıklamış olduğu tabii yerel yönetimle ilgili yol haritasını da içeren bir konuşmaydı. Tabii bugüne kadar yapılanlar, yapılmakta olanlar ve bundan sonra da yapılacak olanlar. Bunlar Sayın Başkan adayımızın da şu anda yol haritasının içerisinde olan bilgilerdi aslında. Bunları biz de bugün burada açıklamış olduk. Fakat 1 milyon 600 bin insanın hiç dağılmadan sonuna kadar alanda durması biraz da gerçekten hava güneşliydi ama soğuktu. Deniz kenarı da olması hasebiyle. Bu tabii umutlarımızı çok daha farklı bir şekilde yeşertti. Şunu görüyorum. Bir defa alana gelenlerin heyecanı gayet iyi ve alana gelenlerin bu bir haftayı nasıl değerlendireceğine dair kesin bir defa hesapları var. Yani koşacağım diyor, çalışacağım, gayret edeceğim ve bir diğer taraftan da İnşallah önümüzdeki hafta pazar günü Cumhur İttifakı'nın zaferiyle de bunu taçlandıracağız diyor. Bu tabii İstanbul havası ki İstanbul çok önemli. Aynı şekilde Ankara'yı bu şekilde gördüm. İzmir'i bu şekilde gördüm. Şimdi bu büyük şehirlerde Eskişehir aynı durumdaydı. Gaziantep aynı durumdaydı. Diyarbakır'da ki bunları böyle farklı yerden bu örnekleri vermemin sebebi tabii anlaşılması lazım. Konya, Kayseri, bütün buralar aynı şekildeydi. Ve büyük şehirlerde dolaştığım yerlerde bu havayı hep kokladım. Muğla aynı, Antalya aynı durumdaydı. Yani Adana aynı şekildeydi. Mersin'de bu havayı gördüm. Yani çok farklı bir seçimin olacağını Denizli, Manisa, bütün buralarda bunları gördüm. Temennim odur ki tabii mesela bir Tekirdağ, Trakya'da mitingi yaptım. Hakeza öyle. Yani şu anda
önümüzdeki hafta pazar gününün ortaya koyacağı tablo, yaptığımız çalışmalarla Karadeniz'de Trabzon'dan alın, Ordu, Samsun, bütün bu büyük şehirlerde de o heyecanı, o coşkuyu gördüm. Ve hepsiyle birlikte temenni ediyorum ki yerelde milletimin menfaatine olacak. Gerçekten bu işi bilen arkadaşları seçtik, belirledik. Ve bütün bu aday arkadaşlarımıza baktığımız zaman hepsinin yerel yönetimde bir hassasiyeti var. Evet. Örneğin diyelim ki Kocaeli'nde bir vali arkadaşımız. Daha önce Kocaeli Belediyesi'nde genel sekreterlik yapmış bir arkadaşımız. Yani işi bunlar biliyorlar. Hani kenardan köşeden getirilmiş birileri değil. Ve büyük ölçekte olaylara bakabilen, büyük ölçekte bakabildikleri için de büyük şehirlerde özellikle neyin, nerede, nasıl olması gerektiğini de altyapısıyla, üst yapısıyla kavrayabilen bunlar arkadaşlarımız. Ve bu adaylarımızla beraber biz ülkeyi inşallah yerel yöneticilikte uçuracağız. Tabii bu hafta içinde örneğin bir Van var. Oraya gideceğim. İllerden Van'dan yine gideceğimiz yerler var. Van'dan farklı beklentileriniz var galiba değil mi bu sefer? Tabii yani biz Van'a çok büyük yatırımlar yaptık. Çok büyük hizmet verdik. Yani 25 katrilyon bizim Van'a yaptığımız yatırım var. Şimdi yarın örneğin Ağrımuş buralara gideceğim. Yani büyük şehirleri yaparken bunun yanında diğer illeri ihmal etmiyoruz. Oralara da gidiyorum. Benim gidemediğim yerlere arkadaşlarım gidiyorlar. Ve böylece işi çok daha etraflıca kucaklayalım istedik. Ki demokrasi yerelde başlıyor. Ve bu demokrasi zaferini bu yerelde taşlandıralım istiyorum. Çünkü bu seçimin bir özelliği var. Şimdi diyelim ki Tayyip Erdoğan 4,5 yıl daha Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin başında. Ama bizim partimizin, Cumhur İttifakı'nın adaylarının seçimiyle burada bir şey olacak. Nedir o? Yani bir Cumhurbaşkanı'yla kabinesinin yönetimindeki Türkiye'de düşünün yerelle bütünleşmesi, yerelle o dayanışmanın olması ve hizmetlerin bu noktada bir dayanışma içinde bütünlük sağlamasının illerimize getireceği katkı, o illerdeki değişim çok çok daha takdir edersiniz ki farklı olacaktır. Aslında haftaya bu sıralarda ilk sonuçları almış olacağız. Hepimizin merakı bu anlamda giderilmiş olacak. Hemen arkasına, bu söylediklerinizin arkasına şu anket sorusunu sormadan geçmeyelim diyorum ben. AK Parti anketleri sever, hep de yaptırır. Sizin en son yaptırdığınız bir anket var mı cebinizde? Onu merak ediyoruz. Elbette rakam açıklayamıyoruz, konuşamıyoruz ama bir de kampanya süresince en çok anketlere güvenmiyorum cümleniz konuşuldu. Katıldığınız bir televizyon programında söylemiştiniz. Biraz da bunu açarak ilerleyebiliriz Sayın Cumhurbaşkanı. Yani şunu tabii ifade etmeden geçemeyeceğim. Yani anket çalışmalarını yaptırmıyoruz dersek doğru olmaz. Evet. Anket çalışmalarını tabii yaptırıyor ve takip de ediyoruz. Ancak ben vatandaşımızın nabzını anketlerden çok daha az önce de ifade ettiğim gibi meydanlarda tutuyorum. Hep öyle yaptınız zaten. Evet, aynen böyle. Tabii halkımın sofralarına oturuyorum. Bunun yanında onlarla beraber ayakta karşılıklı bir elektrik alıp verme olayı çok da farklı. Ve onlarla çay içiyorum, sohbet ediyorum. Nasıl gidiyor diye sorduğumda tabii onlardan aldığım cevaplar var. Ve bu cevaplarla birlikte de bir yerde o ilin nabzını koklayabiliyorsunuz. Çünkü artık bazı kamuoyu araştırmalar maalesef sipariş üzere yapılıyor. Hı. Tabii şimdi değişik anket çalışmaları çıktı. Kamuoyunu yönlendirmek de denilebilir mi efendim? Buna benzer şeyler de var. İşte şimdi sosyal medya üzerinden yapılanlar var. İşte telefonla yapılan anketler var. Ruberu, yüz yüze yapılan anketler var. Tabii bütün bunlara baktığınız zaman çok büyük çelişkiler görüyorsunuz. Ve oranların çok çok farklı olduğunu görüyorsunuz. Yani eğer siz onlara bir takılıp kalırsanız hani seçim kampanyası yürütemezsiniz. O eski seçim kampanyalarının havası da
bu noktada yok. Onun için en ideali, ha, meydanların dili ne söylüyor? Bu önemli. Ya meydanlara gittiğin zaman, yani bu adam mecbur mu? Bu insanlar mecbur mu? Niye gelsin meydanlara ya? On binler geliyorsa meydanlara, ha, burada bir şey var. Pazar günü, 1.600.000 yani kişi. Yani ya size geliyor, güveni var, inanıyor. Bunun için çıkıyor oraya, geliyor. Ha, şikayetleri de vardır. Sıkıldığı yerler de vardır. Ama bu meydana eğer 1.600.000 insan geliyorsa, ha, demek ki Cumhur İttifakı'nın liderlerini takdir ediyor, seviyor, buraya da geliyor. Ha, şunu da söyleyeyim, yani biz de diyelim arkadaşlarımızla, ekibimizle adaylarımızı belirlerken %100 isabet etmemiş de olabiliriz. Ama mesela ben şimdi partimin genel başkanı olarak, Sayın Bahçeli de partisinin genel başkanı olarak adaylarımızı belirlemede bugüne kadar olan yanlışlar zaten ortada. Onları zaten bir kenara koymuşuz. Ama bundan sonraki süreçte de oralardan esinlenerek bu yanlışları minimize edip çok daha vasıflı, kaliteli, bu işi götürebilecek arkadaşlarımızı biz artık adayımız olarak gösterdik. Onlarla bu seçime giriyoruz.